olmasın. Söyledim, dinlemedi beni. Halbuki suçu çok ağır değil. Öyle. İşte ondan sonra ben ne söyledim? Bizim kız bütün gece sus pus oturdu. Bunda bir hal var Zehra. Heyecandandır, heyecandan. Yarın sonuca bakacak ya. Yo yo, bildim ben. Mehmet'le dalaşmış bunlar. Aman, onlar kardeş, dalaşır, hırlaşır, sonra sarılırlar. Canım, boş ver. Daha bismillah demeden huzurumuzu bozdu bu mektep işi. Evin oğlu ite kaka ilkokulu bitirmiş, kızı üniversite görecek. Böyle olur tabii. Yani şimdi sen ne diyorsun? Oğlanın gücüne gitmesin diye kız mektebe gitmesin mi? Canım, okuyacağı kadar okudu. Kazanamazsa dövünecek değiliz ha. Elbet çıkar bir kısmet. Orada dur bakalım Rıza Efendi. Gül gibi kızımı başımdan atacak değilim ben. Mektebe gidecek benim kızım. Çıkacak kısmet oradan çıksın. Tövbe tövbe. Başından atmakta laf mı? Hem kısmetin nereden çıkacağı değil, hayrı şerri önemli. Bak bize. Kaç yaşındaydın bana vardığında? He? Hancılardan Zehra. Gül yaprağı Zehra. Küçük diye yolumuza taş koysalardı ne olacaktı he? Bizim yolumuz dağ, taş, köy yoluydu. Kızım yolu başka. Rıza, kaldır kafanı da şu pencereden bir bak bakalım bizim yola benziyor mu? Neyse, neyse. Ben okumasın mı dedim. Kısmetinde ne varsa o dedim. Kazansa bir dert, kazanmasa bir dert. Artık bende akıl kalmadı Zehra. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Ömer'i getir de yatıralım.